12.500 dolar alınan bir fotokopi makinesi yılda 1995 dolar sabit bir oranda aşınıyormuş. X yılı göstersin, değil mi? YX de X yılındaki fiyatını göstersin, X zamandaki fiyatını göstersin. O zaman bugün 12.500 dolar aldıysan, yılda da 1995 dolar aşınıyorsa, 2 yıl sonundaki fiyatı 1995'ten 2 tane çıkarmamız lazım. Bana yani Y2'yi soruyor. 2 yıl sonundaki fiyatı buradan da 1995'i 2 ile çarptığımızda 3.990, 12.500'den çıkardığımızda da 8.510 olarak fiyatını rahatlıkla bulabiliriz. 265.000 dolara alınmış, 32.000 dolara aşınıyormuş. 3 yıl sonundaki değerini soruyor. 3 yıl sonundaki değeri 265.000 eksi 32.000 çarpı 3, burası 96.000, çıkartırsak fiyatı 169.000 dolar olarak karşımıza çıkar. Bir firmanın 122.000 doları sabit maliyeti varmış. FC eşittir 122.000 dolar. 750 dolar değişken maliyeti varmış. Bu birim başına değişken maliyet. O zaman x tane üründen kaynaklanan değişken maliyet 750 çarpı x. O zaman toplam maliyeti bulabilirim, değil mi? Toplam maliyet, x'e bağlı toplam maliyet 122.000 sabit maliyet artı 750 çarpı x birim ürün. Toplam maliyeti 25 birim ürün için belirleyiniz demiş. 25 eşittir 122.000 artı 750 çarpı 25 işleminden çarpı 25 artı 122. 140.750 olarak buluruz. Bu bulduğumuz ne? 140.750. 25 ürünün toplam maliyeti. Sabit maliyeti 85.000 dolar. FC eşittir 85.000 dolar. Değişken maliyeti birim başına 225 dolar. O zaman marjinal maliyet 225 çarpı x birim ürün için, 100 birim ürün için toplam maliyeti belirleyin demiş. Toplam maliyet, tabii ki x'e bağlı toplam maliyet, sabit maliyet artı marjinal maliyet 100 birim ürün için demiş. TC 100'ü soruyor. 85.000 artı 225 çarpı 100. Buradan da 87.250 olarak bulunur. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firma için gelir R, maliyet C'yi göstermiş ve R ile C arasında böyle bir bağıntı varmış. Olmak üzere demiş. Başa baş noktası için kaç ürün lazım? Başa baş noktasında ya kar sıfırdır başa başta ya da gelir gidere eşit. Gelir ne? 125x eşittir 85x gider de artı 5200. 85'i bu tarafa attım. 40 tane x 5200. Her iki tarafı 40'a böl. X eşittir 130. Bu nedir? 130 üründe gelirin giderine eşit, yani karın sıfır. 129 ürün üretip satarsan zarardasın. 131 ürün üretip satarsan kârdasın. 130 ürün sayısı benim için başa baş noktasıdır. Gene başa baş noktasıyla ilgili bir soru. Başa baş noktasını soruyor. R eşittir C olması lazım. 37,5 x eşittir 22,25 x artı 1586. Bunu diğer tarafa attım. 37,5 x eksi 22,25 x eşittir 1586. Çıkartalım. 37,5 eksi 22,5 15'miş. 1586'yı 15'e bölersek 1586 bölü 15 105,73. Bir daha çıkartayım. 37,5 eksi 22,25 15,25, özür dilerim. 1586 bölü 15,25 104'müş. Demek ki 104 üründe bir başa baş noktası mevcut. Bununla ilgili sorularımızı çözdük esasında. İşlem önceliğiyle ilgili sorular. Değil mi? Şuraya baktığımız birinci soruya bakalım. Burası 24 eksi parantez içerisinde 12 eksi eksi 3 artı 3, 3 kere 2 6 eksi eksi artı
artı 8. O da 20, 26, 24 eksi 26 eksi 2 olarak karşımıza çıkmış olur. Diğer soruya bakalım. Diğer sorumuz burada. İşlem önceliğimiz önce parantez 63 artı 36 bölü parantez 4'ten 8 çıktı. Eksi 4. Payda kısmı eksi 27 artı 15 eksi 12 değil mi? Bölü 4. 63, 36'yı 4'e böldüm. 9 ama eksi 9. Eksi 9 bölü. Eksi 12'yi 4'e böldüm. Eksi 3. 63'ten 9 çıktı. 54 bölü eksi 3. Buradan da eksi 18 olarak bulmuş oluruz. 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyeli soruyor. 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. 7 kere 6 kere 5 kere 4 kere 1'e kadar. 5 faktöriyel 5 kere 4 kere 3 1'e kadar. 5, 4, 3, 2, 1'ler gitti. 7 kere 6, 42 kalmış oldu. Buraya bakalım. 12 faktöriyel artı 13 faktöriyel bölü 12 faktöriyel eksi 5 çarpı 11 faktöriyel diyor. Payda kısmında 11 faktöriyel var ya, hepsini biz 11 faktöriyele göre ayarlasak 12 faktöriyel yerine 12 kere 11 faktöriyel, 13 faktöriyel yerine 13 kere 12 kere 11 faktöriyel, payda kısmında 12 faktöriyel yerine 12 kere 11 faktöriyel. Burası zaten eksi 5 kere 11 faktöriyel. Toplama ve çıkarma işlemleri olduğu için her birinden 11 faktöriyeli götürdüğümüzde 12, 13 kere 12 156 bölü payda kısmı 12 eksi 5. 156 artı 12, 168 bölü 7, 24 olarak karşımıza çıkmış olur cevabı. Soruya bakalım. Basit bir rasyonel sayı sorusu, değil mi? İşlem önceliğimizi yapalım. 1 bölü 3 artı 2 bölü 3 bölü 4 bölü 5 eksi 5 bölü 6 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Soruyu birazcık büyük yazayım istedim. Önce neyi yapacağız? Önce bölmeyi yapmamız lazım, değil mi? 2 bölü 3, 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 dedik. 2'ye böldük. 1 2'ye böldük. 2 5 bölü 6 oldu. Neresi 5 bölü 6 oldu? Şu kısım 5 bölü 6 oldu. Burası eksi eksi artı. Artı 5 bölü 6 da buradan geldi. 1 bölü 3, 5 bölü 6, 5 bölü 6. 10 bölü 6 bölü. Şu kısım 4 eksi 1, 3 bölü 2. 1 bölü 3, 10 bölü 6 dediğim 5 bölü 3, değil mi? 2 ile sadeleştirdim. 3 bölü 2, 6 bölü 3, 2 bölü 3 bölü 2. Burası da 4 bölü 3 olarak ters çevirip çarptığımda karşıma çıkmış olur. Bu soruya bakalım. Tam sayılı kesirleri toplama şeklinde ayırabiliyorduk, değil mi? 1200 artı 4 bölü 7 artı 599 artı 3 bölü 7 bölü payda kısmına baktık. 750 artı 3 bölü 5, önünde eksi var, eksiyi dağıtalım. Eksi 150 eksi 3 bölü 5 şeklinde, değil mi? 4 bölü 7, 3 bölü 7 daha 7 bölü 7, 1. 599 daha 600, 1200 daha 1800 bölü 3 bölü 5'ler gitti. 750'den 150 çıktı. 600. 1800'ü 600'e bölerseniz genellikle 3 yapar. Şu sorudayım. 5'ten büyük yazayım. 5 eksi 4 bölü 1 artı 4 bölü 3 eksi x 3'müş. 5'ten ne çıkarsa 3 kalır. Şurası 2. 4'ü kaça bölersem 2 yapar? Burası 2. 1'e ne toplarsam 2 yapar? Burası 1. 4 bölü 3 eksi x 1. 4'ü kaça bölersem 1 yapar? 4'e. Burası 4. 3 eksi x 4 ise x eşittir eksi 1'dir. Neredeyim? Buradayım. Büyük büyük yazayım. 12 eksi 15 bölü 2 eksi 4 bölü 6 bölü x eksi 7 bölü 3 eksi 2 eşittir 7 şeklinde vermiş.
12'den kaç çıkarsa 7 kalır. 5 çıkması lazım. Şuranın alayı 5. 15'i kaça bölersem 5 yapar? 3'e. Şu paydasının 3 olması lazım. Değil mi? 2'den kaç çıkarsa 3 kalır? Şurasının eksi 1 olması lazım. Değil mi? Eksi 1. 2'den eksi 1 çıkarsa eksi eksinin çarpımı artı olur. 3 olur. 4'ü kaça bölersem eksi 1 yapar? 4'ü eksi 4'e bölmem lazım. Bir yazayım. 6 bölü x eksi 7 bölü 3 eksi 2 eksi 4 olmalı. Eksi 2'yi bu tarafa attım. 6 bölü x eksi 7 bölü 3 eşittir. Eksi 2 olması lazım. 6'yı kaça bölersem eksi 2 yapar? Eksi 3'e. En son x eksi 7 bölü 3 eksi 3'müş. X eksi 7 bölü 3 eksi 3. Diğer tarafa attım. X eşittir. Eksi 3 artı 7 bölü 3. Eksi 9 artı 7. X eşittir. Eksi 2 bölü 3 olarak da bulunmuş olur. Eksi 3 ile 4 arasında bir sayıymış x. X karenin alacağı kaç farklı tam sayı değeri var? Karesini alırsam eksi 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. En büyüğünü aldım. 16'dan küçük. Eksi 3 ile 4 arasında 0 var mı? Var. Çünkü bir sayının karesi en az 0 olur. Dolayısıyla eksi 3 ile 4 arasındaki bir sayının karesi 0 ile 16 arasında olmalı. 0'a eşit olur. Kaç tane sayı var? 0, 1, 16'ya kadar toplam 17 tane sayı mevcut. Eksi 3'ün mutlak değeri 3 artı 2'nin mutlak değeri 2 bölü 4'ün mutlak değeri 4 eksi eksi 3'ün mutlak değeri 3. 5'in mutlak değeri 5 bölü 1 sonuçta 5'tir. 2 üzeri 5 32 dedik. Eksi 2 üzeri 4 16 eksi eksi 3'ün karesi 9. 32'den 16 çıktı 16. 16'dan 9 çıktı 7. Değil mi? Bir sayının üzerindeki negatifliği ortalıktan kaldırmak için sayıyı baş aşağı yapıyorum. Eksi 1 bölü 125. Eksi 125 oldu ama bu sefer kuvveti ne oldu? Eksi 4 bölü 3 değil de 4 bölü 3 oldu. Eksi 125 dediğim eksi 5'in kübü değil mi? Bunun 4 bölü 3. kuvveti. Bakın 3'ler gitti. Burası eksi 5'in 4. kuvveti. O da eksenin çift kuvveti artı 625 olarak bulunmuş olur. Önce işaretini belirleyelim. Eksi 2 üzeri 5 çarpı eksi 2 üzeri 3 çarpı eksi 2 üzeri eksi 4 bölü, soruyu biraz büyük yazayım. Sanıyorum okuyamıyorsunuz. Çarpı eksi 2 üzeri 4 çarpı eksi 2 üzeri eksi 3. Soru bu. Önce işareti belirlememiz lazım. Buradan bakın eksenin tek ya da çift kuvvetin önemi yok değil mi? Parantezin içerisinde kuvvet olduğu için buradan eksi gelir. Eksenin tek kuvveti buradan eksi gelir. Eksenin çift kuvveti eksi 4 çift bir sayı buradan artı gelir. Paydadan çift kuvveti gördünüz. Bakın buradan artı geldi. Buradan çift kuvveti gördünüz. Artı geldi. Bakın burada tek kuvveti gördünüz. Parantezin dışında olduğu için buradan eksi geldi. O zaman işareti payı artı, paydası eksi, sonuç eksi. İşaretini bulduk. Şimdi direkt yazalım. 2 üzeri 5, 3, eksi 4 bölü 2 üzeri eksi 2 artı 4 eksi 3. O da 2 üzeri 8'den 4 çıktı. 4 bölü. 2 üzeri 4'ten 3 çıktı. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. 2 üzeri 4 eksi eksi 1. Orası da 2 üzeri 5 yapar. Ama hani eksiydi? Eksi 2 üzeri 5 ya da eksi 32 şeklinde yazabilirsiniz. Neredeyiz? Buldum. Şuradayız. 32 üzeri 2x artı 3 sayısı 4 üzeri 5x artı 6 sayısının kaç katıdır diyor soruda. Birbirlerine bölelim. Soru işareti eşittir. 32 üzeri 2x artı 3 bölü 4 üzeri 5x artı 6. Ne yapmam lazım? 2'nin kuvvetlerine göre yazayım. Burası 2 üzeri 5'in 2x artı 3. kuvveti. Paydası da 2 üzeri 2'nin 5x artı 6. kuvveti. Soru işareti eşittir. 2 üzeri 10x artı 6. Paydası da 2 üzeri 10x artı 12.
Tabanlar aynı, üstleri farklı. Bölüm durumunda üstleri çıkar. 10x artı 6 eksi 10x eksi 12 gitti. Değil mi? 6'dan yanlış yaptık herhalde. 5 kere 3 15 olacaktı burası. 10x artı 15 olacaktı. Şurası 15. 15'ten 12 çıktı. 3. 2 üzeri 3. Buradan da 8 olarak bulunmuş olur. Şuraya bakalım. 5 üzeri x. 5 üzeri x artı 1. 5 üzeri x eksi 1. 5 üzeri x demiş. 5 üzeri x parantezinde 1 artı 5 bölü. 5 üzeri x parantezinde 5 üzeri eksi 1 artı 1. Bakın bunlar gitti. 6 bölü 1 bölü 5 artı 1. 6 bölü 6 bölü 5. 6'lar gitti. Ters çevirip çarptım. 5 olarak bulunur. Şuraya bakalım. 8 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 25 üzeri 4 çarpı 4 kaç basamaklıdır diyor. Değil mi? Burası 2'nin kübünün 4. kuvveti. Burası 2 kere 5'in 4. kuvveti. Burası 5'in karesinin 4. kuvveti. 4 dediğimizde 2'nin karesi. Burası 2 üzeri 12. Burası 2 üzeri 4. Burası 5 üzeri 4. Burası 5 üzeri 8, 2 üzeri 2, 2 üzeri 12, 4 daha 16, 2 daha 18, 2 üzeri 18. Burası 5 üzeri 4, 8 daha 5 üzeri 12. Aynısı olması lazım. 2 üzeri 6 çarpı, şu yukarıyı yazayım. Bakın şu kısmı 2 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 12 var bakın. 2 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 12. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12, 5 üzeri 12 dedim. Çünkü burası 10 üzeri 12. Sayının sonunda 12 tane sıfır var. 2 üzeri 6 ne? 32, 64. 2 basamak burada, 12 tane sıfır burada. Toplam 14 basamaklı bir sayıdır. Buraya bakalım. 3 üzeri a eksi 1 çarpı şey artı 2 çarpı 3 üzeri a bölü 3 çarpı 2 üzeri a eksi 2 üzeri a artı 1 eşittir 8 bölü 27 şeklinde vermiş. Değil mi? Bu pay kısmını 3 üzeri a parantezine alsam, 3 üzeri a parantezinde burada 3 üzeri eksi 1, burada 2 gelecek. Payda kısmını 2 üzeri a parantezine alsak burada 3 gelecek. Burada da bir saniye. Efendim 3 eksi 2 değil mi? 3 eksi 2 eşittir 8 bölü 27'ymiş. Bakalım şurayı nasıl toparlayalım. Şurası 1 bölü 3 artı 2 değil mi? Şu 3 eksi 2 zaten 1. Burası 3 kere 2 6 1 daha. 7 bölü 3. Şu kısım 7 bölü 3. Evet, herhalde yanlış yazdık soruyu. Tekrar düzenledik soruyu. 3 üzeri a parantezinde burada 3 var. Burada artı 2 var. Payda kısmı 2 üzeri a parantezinde burada 3 var. Burada artı 2 var. 3 artı 2 5'ler gitti. 3 bölü 2 üzeri a oldu. Değil mi? O da neye eşit? 8 bölü 27'ye eşit. 8 bölü 27 dediğimde 2 bölü 3'ün kübü. Aynı zamanda bu 3 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti yapar. O zaman a eşittir. Eksi 3 olarak karşılıklı eşitleyebiliriz. Burada da 2 üzeri x'ten 4 tane var toplam durumunda. Fayda kısmında 2 üzeri x'ten 3 tane var çarpım durumunda. 4 tane 2 üzeri x var. Payda kısmında 2 üzeri x artı x artı x 3x var. 4 dediğimiz sayı 2'nin karesi 2 üzeri x artı 2 oldu. Payda kısmı 2 üzeri 3x oldu. Bu da 1 bölü 16'ya eşitmiş. Tabanlar aynı, üstleri farklı. X artı 2 eksi 3x. 1 bölü 16 dediğimiz sayı 2 üzeri eksi 4. Tabanlar eşitse üstleri de eşit. Eksi 2x artı 2 eksi 4. Eksi 2x eksi 6. X eşittir 3 olarak bunu da bulabiliriz. Üst sayılarla ilgili benzer iki soru daha var hemen yanında. Burası 27 üzeri x eksi 1 bölü 3 üzeri 2x artı 1 artı 3 üzeri x artı 1
artı 3 eşittir 8 bölü 3 demiş. 27 üzeri x dediğim 3 üzeri x'in kübü. Ben bunun küp açılımını yapacak olsam 3 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x'in karesi 3 üzeri 2x, değil mi? Birinci ile ikincinin çarpımı 3 üzeri x, ikincinin karesi artı 1 olacaktı. Değil mi? Payda kısmını 3 parantezine aldım. 3 üzeri 2x bakın. Şurada 3 üzeri x kaldı. Şurada da artı 1 kaldı. Bakın tesadüf çarpım durumundaki iki sayı birbirine eşit. Eşittir neymiş? Bize 8 bölü 3 olarak vermiş. Değil mi? 3'ler de gitti. 3 üzeri x eksi 1 eşittir 8. 3 üzeri x eşittir 9. X eşittir 2 olarak kareyi bulabiliriz. X bölü y'yi 5 vermiş. Y bölü x'in 1 bölü a'ncı kuvveti 625 ise a nedir demiş. X bölü y 5 ise y bölü x dediğim ifade 1 bölü 5'tir. Değil mi? 1 bölü 5'tir. O da 5 üzeri eksi 1'dir. 5 üzeri eksi 1'in 1 bölü a'ncı kuvveti 625 5 üzeri 4. 5 üzeri eksi 1 bölü a 5 üzeri 4. Tabanlar aynıysa üstleri aynıdır. Eksi 1 bölü a 4 a eşittir. Eksi 1 bölü 4 olarak bulunur. X kare eksi y kareyi 21 vermiş. Değil mi? 2 üzeri x eksi y bölü 2 üzeri y eksi x eşittir 64 demiş. Bakın. Burası, şurası tabanları aynı, üstleri farklı. X eksi y eksi y artı x'tir. Yani 2 üzeri 2x eksi 2y'dir. Yani 2 üzeri 2 tane x eksi y'dir. 64'e eşitmiş 2 üzeri 6. Tabanları aynı, üstleri aynı. X eksi y 3'müş. X kare eksi y kare dediğimiz x eksi y çarpı x artı y. Değil mi? Bu da 21. Hani x eksi y 3'tü? O zaman x artı y de 7 olur. Zaten bana da x artı y'yi soruyor. Üçün karesi, dördün karesi, beşin karesine a demiş. Altının karesi, sekizin karesi, onun karesi nedir demiş. Bu ifade aslında 2'nin karesi parantezine alsam 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesidir. Şu kısım a ise burası da 4 kere a olarak bulunur. Şurası ne diyor? X eksi 1'in 4. kuvveti 2x artı 5'in 4. kuvvetine eşit, değil mi? X'in tam sayı değeri nedir demiş. Çift kuvvetler birbirine eşitse iki durum vardı. Birinci durum, ya tabanları direkt birbirine eşitti. Tek kuvvetse sadece bu durum var. Ya da biri diğerinin eksilisine eşitti. X eksi 1 eşittir. Eksi 2x eksi 5'ti. Değil mi? Eksilisine eşitti. Bu tarafa atalım x'i. X burada kalsın. 5'i bu tarafa atalım. Eksi 6. Buradan ne gelir? 3x eşittir. Eksi 1'i bu tarafa atalım. Artı 1. Eksi 4 olur. X eşittir. Eksi 4 bölü 3. Tam sayı değerini sormuş. Eksi 6. Yoksa 2 tane değeri mevcuttur. Burada 4. dereceden kök 2 eşittir. 2 üzeri x demiş. Basit bir soru. Şu ifade 2 üzeri 1 bölü 4 eşittir. 2 üzeri x tabanları eşitse üstleri eşit. X eşittir 1 bölü 4'tür. Gene aşağıda da basit bir sorumuz var. A dediğimiz sayı karekök x eksi 2 artı karekök 2 eksi x artı x'miş. A nedir diyor. Çift bir kökün içerisi pozitif olmak zorunda. X büyük eşittir 2, x küçük eşittir 2. O zaman dolayısıyla x 2'dir. 0, 0. Geriye sadece a eşittir 2 kalır. Burada karekök karekök 3 eşittir 3 üzeri x demiş. Bu aslında 3'ün 4. dereceden kökü ya da 3 üzeri 1 bölü 4'e eşit. Bu da 3 üzeri x ise x eşittir 1 bölü 4'tür. Karekök 4 artı karekök 9 x demiş. Burası 2, burası 3 diye çıkar. Sonuçta 5'tir. X eşittir 5'tir. Karekök 5'in karesi eksi küp kök eksi 2'nin kübü
artı dördüncü dereceden kök eksi 3'ün dördüncü kuvveti çift bir kökün çift bir aynı dereceden kare kökü ya da kökü varsa dışarıya mutlağa diye çıkar. Tekse direkt olduğu gibi çıkar. Bakın dörtler gitti dışarıya mutlağa diye çıktı. 5'in mutlağı 5 eksi eksinin çarpımı 2. Burası eksi 2 parantez içinde. Burası artı eksi 3 mutlağı 3 diye çıktı. Değil mi? Mutlak olduğu için. 5, 2 daha 7, 3 daha sonucu 10 olarak bulmuş oluruz. 0,04'ün karekökü 0,2 artı 0,09'un karekökü 0,3 artı 0,16'nın karekökü 0,4 artı 0,01'in karekökü 0,1 3, 2 daha 5, 4 daha 9, 1 daha 10. Dolayısıyla sonuç da 1'dir. Şuraya geldik. Karekök 7 artı karekök 2 artı karekök 2 artı karekök 4. 4 dışarıya 2 diye çıktı. 2 2 daha 4. Dışarıya 2 diye çıktı. 2 2 daha 4. Dışarıya 2 diye çıktı. 7 2 daha 9. Dışarıya 3 diye çıktı. Şuradayız. Kök 3 eksi 1 çarpı kök 3 artı 1. 2 kare farkı kök 3'ün karesi eksi 1'in karesi. 3 eksi 1 sonuç 2. Şurası küp kök x artı 1 eşittir 2. Her iki tarafın kübünü alalım ki x'i bulabilelim. X artı 1 eşittir 2'nin kübü 8. X eşittir 7. Şuna bakalım. Karekök 12 eksi karekök 9 demiş bakın burada. O dışarıya 3 diye çıktı. O da eşittir 2x eksi 1. 12'den 3 çıktı. 9 karekökü 3'tür. 2x eksi 1, 1'i bu tarafa attım. 4 eşittir 2x'tir. X eşittir 2'dir. Karekök 2 sanıyorum bir daha karekök 2 eşittir 2 üzeri x demiş. X'i bulalım. Değil mi? 2 dışarıya 2 üzeri 1 bölü 2 diye çıkar. Üstü sayı 2. İçerideki 2'yi kurtarmak için 2 tane karekök var. Yani 2 üzeri 1 bölü 4 var. Tabanlar aynı, üstleri farklı. Üstlerini toplayayım haydi. 2 buna verdim. O da eşittir 2 üzeri 3 bölü 4 oldu. O da 2 üzeri x'e eşitmiş. X eşittir 3 bölü 4 olarak da bulunmuş olur. Karekök 150 çarpı 174 eksi 149 çarpı 175. Şuna x diyelim, şuna da y diyelim. Karekök x kere y eksi 149 dedim 150'ye bakarak x eksi 1, değil mi? 175 de y'ye bakarak 174'e bakarak y artı 1 derseniz eğer o da karekök x kere y eksi dağıta dağıta gidelim. Şurası x çarpı y değil mi çarptığımızda artı x eksi y eksi 1. Burası ne oldu? Eksi x y eksi x artı y artı 1 oldu. X y'ler gitti. Ne oldu? Y eksi x artı 1 oldu. 174'tü burası. Burası 150 idi. Burası da artı 1. Burası da ne oldu? 24 bir daha. 25 dışarıya 5 diye çıkmış oldu. Şurası basit bir soru. 4x artı 3 eşittir. 2x artı 3'müş. 3'ler gitti. 2x eşittir 0. X eşittir 0. Buradaki sorun çözüm kümesinin 0 mı, boş küme mi olup olmadığını görebilmekteydi. Aşağıdaki soruya bakalım. Efendim ne diyor? 3 çarpı x eksi 5 okuyabildiğim kadarıyla biraz küçük olmuş. Eşittir 9 çarpı x eksi 1. Sanıyorum doğru yazdım. 3x eksi 15 artı 6x artı 6 eşittir 9x eksi 9. 3x, 6x daha 9x. 9x çıktı, 0x kaldı. Eksi 15 artı 6 eksi 9. Diğer tarafa attım. Artı 9 eksi 9 artı 9. 0x eşittir 0. X'lerine ne yazarsam yazayım bu eşitliği sağlar. O zaman çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Buraya bakalım. 2 çarpı x artı 1 artı 3 tane x artı 3 eşittir 5 tane x artı 4 demiş. 2x artı 2, 3x artı 9, 5x artı 20, 2, 3 daha 5x, 5x gitti 0x kaldı. 2, 9 daha 11, 20'den çıkardım 9 kaldı. Hiçbir sayıyı sıfırla çarparsam 9 etmez. Dolayısıyla çözüm kümesi boş küme, ya böyle yazar ya da
Böyle yazabiliriz. Bunlar da denklem çözme ile ilgili sorular. Geçiyorum. Basit sorular. Bir yan tarafa geçtik. Yani denklem çözme, denklem sistemi çözme ile alakalı sorular var burada da. İşte okunuyordur zaten.